Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağı.com ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Başkan Vekilimiz Sayın Erol Bilecik ve yöneticimiz Selahattin Baki'den gündeme dair açıklamalar geldi. Hocam o dündü ya, sen onu konuşacak bir şey yok, o konuşuldu bitti diyeceksiniz ama buradan girip önemli şeylerin altını çizip transfer duyumu vermek zorundayım. Öncelikle Erol Bilecik, kırılma anlarında kenetlenmenin daha fazla önemini ve değerini kavramamız gerekiyor. Hiçbir zaman geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz diye. Şimdi Fenerbahçe'nin galibiyet alması ve galibiyetteki zorluğa değinerek başlıyor. Hani bir şeyleri tekrar yakalamaya çalışıyoruz. Üç kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz. Hani Avrupa Ligi'nde lider tamamladık. Şimdi Kayseri Spor Türkiye Kupası'nda burada çıktı. Hani 3 kulvarda da şampiyonluğu hedefliyoruz. 3 kulvarda da, hani 3 kulvarda da başarı hedefliyoruz. Ligde şampiyonluk hedefliyoruz diye. Özellikle futbolda sezon uzun. 10 aylık maratondan bahsediyoruz. Elbette inişler çıkışlar olacak diyor. Hani sürekli iniş ya da sürekli çıkış olmayacak. Bunu herkesin anlaması lazım. Sonuna kadar mücadele vereceğin önümüzde 17 değerli hafta var ve son ana kadar her şey olup bitebilir. Hiçbir zaman geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz diyor açıkçası. Hani bizim söylediklerimizi başkaları da söyleyip kendilerine tekrar ediyorlar. Futbolu sadece futbol sahasında, oyun sahasında yapmayı hedefleyen bir kulübüz. Ama görüyoruz ki özellikle futbol sadece sahada değil, sahanın dışında neredeyse bütün mecralarda oynanmaya devam ediyor diye. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir çağrısı oldu Galatasaray Başkanı'na. Dedi ki delikanlıysan, sözünden dönmeyecek mert bir insansan, kulübünüzün kültüründe mertlik varsa ben hodri meydan sizi istediğiniz kanalda, istediğiniz platformda, istediğiniz kişilerin önünde canlı yayına davet ediyorum dedi. Galatasaray camiasından bizi tuzağa çekmeye çalışıyorsunuz falan filan dedi. Yani Türkçesi şu: yemedi. Bizim söylediklerimiz palavraydı. Yemedi. Biz topu taca atmaya çalışıyoruz. Ve Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Zaten beklediğimiz de buydu. Geçmişinizde bunu gördük. Şimdi aynısını görüyoruz diye. Bakın ne kadar iğrenç değil mi? İftira at, izi kalsın. Arkadaşlar bakın. Ben ülkede en çok kızdığım noktalardan birisi bu. İftira atanın yanına kalıyor. Ya yanına kalmasın abi. Yanına kalmasın. Geçen sene Beşiktaş Başkanı çıktı. Maçın hakemi de Ali Koç'un şirketlerinden birinde çalışıyormuş. O anda diyeceklerdi ki bunu kanıtladın, kanıtlamadın sana bir yıl hak mahrumiyeti. Ya bunun ikincisi de gelecek, üçüncüsü de gelecek. El altından, el üstten uyarmanın lüzumu yok. Galatasaray Başkanı, o yöneticisi, devletin tahakkümü altındaki, bakın devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani garantörlüğünde oynanan ligde çıkıp konuştu. Bak Fenerbahçe'nin açıklaması da çok güzel. Diyor ki, olayı saha dışına çıkaran, algı yapan, hatta devletimizin güvencesiyle ülke sınırlarımız içerisinde oynanan milli ligimize nereden aldıkları belli olmayan güç ile bitirtmeyiz tehdidi savuranlar, milyonlar önünde tüm iddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde futbolu saha dışına çıkarmayın yanıtı verdiler. Tarih tekerrürden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz diye. Ben haftalar önce bu açıklama yapıldığında aynı şeyi söyledim. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bu çok sıkıntılı bir olay. Yani bu çok sıkıntılı bir olay. Ya bu iç savaşa kadar götürür. İnsanları kutuplaştırır. Şimdi Mustafa Hoca çıksa burada atıyorum Galatasaray aleyhine bir cümle kursa diyeceksiniz ki işte insanları kin ve nefrete teşvik ediyor. Diyeceksiniz. Ben de şimdi bunu söylüyorum. Bu kime nefrete teşvik etme değil mi? Ne demek oynatmayız ya? Mesela Galatasaray yarın bir gün dese ki biz şampiyon olduk olmadık AK Parti'ye söylüyoruz dedi mesela. Seçimleri yaptırtmayız dedi. Derler arkadaşlar. Bu yüzü verdiniz derler. Ben bunu ilk günde uyardım. Şimdi de uyarıyorum. Hala da uyarıyorum. Ya bu üzücü bir olay. Ya saha içinde yok. Erol Bilecik diyor ki hani birçok hakem hatası var. Hani biz galip geldik ama bu iş burada bitecek değil. Hani bizim tespitleri de tabii ki de Selahattin Maki paylaşacak diyor. PFDK söylemini işittik diyor.
BFDK'nın verdiği cezalar paylaşılıyor. Yani Fenerbahçe'nin aldığı borç, şey aldığı ceza ortada. Nasıl bir kelamdır ki bu? Fenerbahçe daha fazla ceza almışken PFDK Fenerbahçe'yi kolluyor deniliyor. Düşünün ya. Ya Galatasaray arkadaşlara ben gerçekten soruyorum. Ya hiç mi utanmanız kalmadı? Hiç mi diyemiyorsunuz? Ulan abi bir şeyi söylüyorsan kanıtlayacaksın. Kanıtlamasan iftiradır diye. Mehmet Sağlam diye bir hesaplar açılıyor. Onun adına bir şeyler paylaşılıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Fethullah Gülen diye birisi bir hesap açsa. Yazsa orada canım ciğerim Galatasaray. İşte yıllarca seni şampiyon yaptık. Dört yıldızın en az iki tanesi benimdir falan filan diye. Ona da mı inanacaksınız? O kadar mı akıl tutulması yaşıyorsunuz? Erol Bilecik diyor ki bir gri pozisyon varsa hep Fenerbahçe aleyhine sonuçlanması gerekirmiş gibi bir alışkanlık içine girmiş vaziyettedir. Ben şunu söyleyeyim. Aynı şey Antalya maçında da oldu. Aynı şey başka maçta da oldu. Aynı şey Ümraniye maçında da oldu. Galatasaray taraftarı diyor ki tamam kural diyor ki yapılan doğru ama niye doğru diyor. Ben bunu canlı yayında televizyonda duydum ya. Diyor ki bir tanesi Fenerbahçe'nin golü verildi. Tamam kural gol verilmesi gerektiği şeklinde ama niye verildi diyor. Ulan açık açık diyorsun ki biz sahtekarlık istiyoruz. Fener'e geldi miydi Fenerbahçe'nin aleyhine işlesin kural. Bizim takıma geldi miydi lehine işlesin. Ya bu sahtekarlıktır, bu adalet isteme değildir. Allah aşkına. Yani futbolu bir ilgi bir de bilgi önemli kılıyor. Yani Galatasaray'ın hiçbir ilgisi yok futbola ya. Gerçekten hiçbir ilgisi yok ya. Bak diyor ki 5 tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Ben şuna inanıyorum, basın mensubu olmak çok önemli, çok değerli diye. Burada 5 kişinin ismini veriyor. Galatasaray'a karşı ilgi konusunda en ufak bir sıkıntıların olmadığını görüyorum ama bilgi konusunda eksikleri var. Ya bilerek ya da bilmeyerek. İkisinin de zaman zaman gerçekleşmiş olduğunu düşünüyorum. Bilgisizliği kapatmak mümkün ama bunun için de samimi olarak uğraşmak gerek. Yani Gökhan Dinç, Haluk Yüreksiz, Yürekli, Nevzat Dindar, Ali Naci Küçük. Ya bu isimlerin kendilerine biraz daha çeki düzen vermelerinde fayda var diyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Bunlar halkı kutuplandıran isimler. Bunlar halkı kin ve nefrete teşvik eden isimler. Ya bunu Fenerbahçe cephesinin Ahmet Ercanlar yapıyorsa o da yanlış. Serdar Acelikler yapıyorsa o da yanlış. Yani bu Galatasaray şu dört arkadaş öldü haberini alayım. Yemin ediyorum sevinirim. Yani ailesine falan başsağlığı dilemem. Mutlu olurum inan ki. Bir tanesi de geberip gitti. Geberip gitti ya. Her zaman çıkıp 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 iftira iftira. Düşünsenize ya. Çıkıp çıkıp birisi iftira atıyor. Atıyorum kafadan. X bir şahsa. Ya Mustafa Kemal Atatürk'e. Ne bileyim Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e çıkıyor iftira atıyor. Geberip gidince ben oh iyi ki geberdi diyorum. Yine de demeyi de sürdüreceğim. Kim iftira atıyorsa, kim iftiracıysa geberip gitsin. Herkes için söyleyeyim. Geberip gitsin. Allah ömrünü kısa tutsun. Selahattin Maki'de hakkaniyetin etrafında birleşelim diyor. Yani futbolun şeyi ince ince kıyıyorlar bizim maçlarda diyor. Yani iki tane önemli nokta var diyor. Vardan dönüyor. Ne mutlu bize ki diyor. Vardan döndü. Var var. Yoksa diyor hakkımız yeniyordu. Batshuayi'ye yapılan penaltıyı herkes görüyor. Ya bütün spor otoriteleri faul diyor ama Galatasaray otoriteleri diyor ki tamam faul ama niye iptal edildi gol? Lan ne olacaktı? Ne olacaktı? Galatasaray'ınızı düşündüğünüz, kolladığınız kadar biraz daha adaletin etrafında toplanın ya. Hakkaniyetli davranın. Yani tüm bu algılara rağmen bir şekilde devam ediyoruz. Hatırlarsan Antalya maçında benzer bir algı yapılmaya çalışıldı. Hemen çürütüldü. İşi bilenler tarafından konuşuldu. Gaziantep maçının uzatma dakikalarına ilgili birisi saçma sapan bir şey söyledi. Fenerbahçe yoluna devam ediyor diyor. Yani ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyorum diyor Selahattin Baki. Aynı şekilde biz de. Bakın ülkemizde 14 Mayıs'ta seçim var. Bu kafayla gidilirse seçimlerin salahiyeti de bozulur. Ya futbolla seçimin ne alakası var diyorsunuz? Bugün bel altı vurup işi buraya getirenler yarın işi seçime getirecekler. Toplumu baskı altına alacaklar. Benden uyarması. Yani beklentimiz TFF'nin, PFDK'nın baskı altında kalmadan futbolu adalette yönetmeye çalışması diyor Selahattin Baki ki hepimizin de isteği bu şekilde. Bütün camianın özlediği ve takdirini kazanan bir tempo yakaladık. Sezonu erken açıp erken form tutan takımlarda olduğu gibi iniş çıkışlar yaşadık diyor. Yalan mı arkadaşlar? Ya Selahattin Baki bunu söylüyor. Dünya Kupası'na kadarki olan bölümde daha önce söylemiştim.
Hani biz müthiş bir tempo yakaladık. Yani sezonu erken açtık. İyi form tuttuk ama son zamanlarda oyun olarak değilse bile skor olarak hem ligde hem kupada tekrar bir çıkış ivmesi yakaladık diyor. Bak oyun olarak değilse bile skor olarak diyor. Yani Fenerbahçe çalışmayı sürdürüyor, yükselişini sürdürüyor ama takılıp kalıyorsunuz diyor. Mesela Altay Bayındır. Altay Bayındır bir açıklama yaptı arkadaşlar. Okudunuz mu? Hayat bazen her istediğimizi her zaman bize vermeyebilir. Verilen emeğin karşılığını almak bazen düşündüğümüzden de zor olabilir. Bunun sonucunda zor zamanlar gelir. Zor zamanlar ise sabır, kararlılık ve inandığın şey için daha çok çalışmayı gerektirir. Kendimden emin olduğum 3 şey var. Hırsım, kararlılığım ve çalışma azmim. Çalışmaya, gelişmeye ve daha iyi olmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Camiamın, taraftarlarımızın bana inancına güvenim tam. Sezonun bu döneminde kazanarak devam etmek çok önemli. Hocamızın liderliği, hepimizin çabası ve özverisiyle sonuna kadar gideceğimize gönülden inanıyorum. Taraftarımızın desteğiyle pes etmeden sonuna kadar Fenerbahçe diyor. Ama bir güruh var. Altay'ı da yerin dibine sokalım. Fenerbahçe futbolcularını yerin dibine sokalım. Bakın şunu söyleyeceğim. Bana kalırsa Ümraniye maçının en kötüsü İrfan Can Kahveci'ydi bana kalırsa. En kötüsü. Rezil bir performans. Hocam bak sen de yerin dibine sokuyorsun. Sen de güruhtansın. Benimki eleştirmek. Sizinki çöplemek. Sizinki başka bir şey. Ya bir maç kötü olur. O maç kötü dersin. Katılırım. Ama bir maç kötü oynadı diye sezonu komple kötü derseniz buna katılmam. Siz bunu yapıyorsunuz. Yani hocamızdan başkanımızın uyum noktasında sıkıntı var diyorlar. Hem Erol Bilecik hem Selahattin Baki diyor. Yani negatif Fenerbahçe PR'ı yapıp, negatif Fenerbahçe haberi yapıp, bu ülkede kariyer yapanlar, bu ülkede ekmek kazananlar var diyor. Tahmin edin bakalım kimmiş? Teknik direktörümüz Jorge Jesus'la Ali Koç arasında problem olduğuna dair birileri haber pompalıyor demiş. Emre Bol bunu pompaladı mesela. Hiçbir dayanak olmadan. Adamların arası gayet iyi diyor. Negatif Fenerbahçe PR kazananlar var diyor. Erol Bilecik Fenerbahçe başarıları elde ederken, mücadeleyi verirken bütün gücünü bir olmaktan, bütün olmaktan, camia ile bu anlamda beraber hareket etmekten almıştır diyor. Ve camiamıza çağrıda bulunuyor. İyi günde, kötü günde beraber olmak bu işi ana anahtarıdır diyor. Özellikle de bugünlerde diyor. Kesinlikle katılıyorum. Bugünlerde. Ya arkadaşlar biz dağılmazsak Galatasaray dağılacak. Hatırlayın biz öndeydik. Biz daha iyi oynuyorduk. Galatasaray camiası sosyal medyadaki gücünü kullanarak birlik oldular. Sonuç 4 puan öndeler. Eğer biz birliğimizi bozmazsak, büyük resme dikkat edersek, iyi günde, kötü günde, yazın, kışın, her türlü hava şartlarında takımımızı desteklersek görün bakın neler olacak. Ben eleştirmeyin demiyorum ama eleştiriyi haddinde, seviyesinde tutun. Abartmayın. Ya olumlu, olumsuz eleştiri illaki olacak. İllaki olacak. Bakın etrafta tek korku var. Erol Bilecik'in dediği gibi. Güçlü Fenerbahçe'nin olmasının engellenmesi. Ya tek amaç Fenerbahçe'yi düşürmek, ayağını tökezletmek. Bak bugün yayın boyunca anlattığım nokta bu diyor. Ve hoca yayının özeti burada geçiyor. Etrafta tek korku var. Bütün bu yapının içinde güçlü Fenerbahçe'nin olmasının engellenmesi. Tek amaç bu. Ya buna izin vermeyeceğimize zaten kalben inanıyorum. Vermeyeceğiz. Vermeyeceksiniz diyor. Size söylüyor. Bir olalım. Bütün olalım. Ya bütün branşlarda, bütün kupalara talibiz ama özellikle futbol tarafına baktığımız zaman her hafta, her maç kendi içerisinde inanılmaz derecede önem taşıyor. Ya o bakımdan sosyal medya hesaplarında, gerçek yapılarda kuracağınız bütün iletişimlerde desteğinizi lütfen esirgemeyin. Buna fazlasıyla ihtiyaç var. Bu hikayenin sonunun güzel olacağı konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. En büyük Fenerbahçe diyor. Katılıyorum. Şimdi gelelim Aboubakar kısmına. Aboubakar bir açıklama yapmış. Demiş ki Fenerbahçe benim menajerimle konuştum. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe, Galatasaray ya da Başakşehir'e gitmem demiş. Yalancının. Bu hainlik olur. O takımlara saygım var ama bu benim için söz konusu olamaz. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım demiş. Geçmişte gördük o Beşiktaş'ta da oynadığını. Şimdi Selahattin Baki'nin de açıklaması var. Orayı da derleyeceğim. Şimdi geçtiğimiz dönemlerde Aboubakar sakatım deyip oynamadı. Çünkü oynasaydı sözleşmesi uzardı. Bu soruyu sormuş cesur bir spor yazarı. Sakat değildi, oynamadı iddiaları için ne diyecek demiş.
Abubakar demiş ki 30 maçı tamamlasaydım sözleşmem uzayacaktı. Bu doğru ancak sakat olduğum için oynamadım. Tamam, hepimiz inandık şu anda. Şu anda hepimiz inandık. Net olarak inandık. Şimdi Selahattin Maki'nin Abubakar konusundaki açıklamalarında bir tuhaflık var. Ben onu da konuşacağım. Şimdi sizler benim takipçimden ziyade kardeşlerimsiniz. Beğeniler atıyorsunuz, videolara süre ayırıyorsunuz, dakikalarınızı veriyorsunuz. Kardeşlerimsiniz. Ben size açık ve net olacağım. Samimi olacağım. Rakibimizin bir oyuncusunun doğru söyleniyor duruma düşürmek istemem ama doğru söylemiyor durumuna düşürmek istemem ama Fenerbahçe'den ne başkan seviyesinde, ne yönetici seviyesinde, ne futbol departmanından, profesyonellerden hiçbir şekilde temasımız olmadı demiş. Bakın, oyuncuyla olmadı. Doğru. Ancak olsa olsa Fenerbahçe adını kullanan bir menajer bir ihtimal belki kendisine ulaşmaya çalışmış olabilir. Doğru. Eğer böyle bir açıklama yaptıysa diyor. Hatta size şunu da söyleyeyim. Programa girmeden evvel Abubakar'ı Beşiktaş'a getiren menajerlerin Türkiye ayağındakilerden bir tanesi bana mesaj attı. Bu dedikoduların hiçbir tanesini biz çıkartmadık. Sakın yanlış anlamayın diye. Şimdi ben burada birine saplamam lazım. Kime saplasam? Abubakar transfer duyumunu sizlerin arkasından gittiğiniz meşhur bir duyumcu ortaya attı. Ben dedim ki arkadaşlar bu PR kasmadır. Bakın şöyle oluyor dedim. Meşhur olan isimlere menajerler diyor ki bizim futbolcuyu şununla yaz, al sana şu kadar para. Onlar da pazarlamaya çalışıyorlar. Onlar da haberini yapıyorlar. O kadar da para alıyorlar. Güzel, karlı bir iş. Oturduğun yerden para kazanıyorsun dedim. Abubakar'la ilgimiz yok. Abubakar'la ilgimiz yok. Abubakar'la ilgimiz yok. Dilimde tüy bitti. Herkes Fenerbahçe'ye getirtti. Formayı giydirtti. Hayırlı olsunlar şunlar bunlar. Diyeceksiniz ki hocam kapak resimlerinde hayırlı olsun. Açın bakın bakalım videoda ne diyor. Şu olursa Fenerbahçe'de dediğim bir video var. Mesela onu açın izleyin. Orada da söylüyorum. Açık açık diyorum ki menajeri bizden 3,5 milyon euro yıllık ücret istedi. Sonra 3'e düştü. Biz bu paraları veremeyiz. 1,6 milyon euro yıllık ücret verebiliriz, imza parası veremeyiz deyince hemen Beşiktaş'a gitti. Bakın transferde Fenerbahçe'nin adının geçmesi bile yetiyor. Birilerinin korkuya kapılıp yıllık 3,1 milyon euro artı maç başı 12 bin euro vermesine. Selahattin Maki diyor ya kimseye temas kurmadı diye. Buna katılmıyorum. Selahattin Maki bana kızacak biliyorum ama buna katılmıyorum. Menajeri gelip birilerine önerdi. Bizim kulüpten yetkili birilerine. Bizim kulüp yetkilileri de 1,6 milyon euroyu getiriyorsan hay hay, getirmiyorsan biz yokuz dediler. Yani bunu açıklamaktan gam vuracak bir şey yok. Futbolcunun yaptığı yanlış. Fenerbahçe'den teklif aldım demesi. Bak ben Fenerbahçe yöneticisi satmıyor mesela menajerini. Deseydi bize 1,6'ya geliyor. Şimdi Beşiktaş karışırdı. Bak diğer camialar bunu yapardı. Yapardı. Mesela Buruma ile ilgili atıyorum kafadan. Galatasaray alacak olsaydı deseydik ki ya biz 1,5 milyon euroya alıyorduk. Bize bonservis 1,5 milyon euroya vereceklerdi ama Fener 4,250 aldı dese ortalık karışır mesela. Eğer temas olsa. Gerçi yaparlar belki hiç belli olmaz. Onlara göre ne var? At iftirayı. Sonra birisi çıksın desin ki hadi ispatla desin. Futbolu saha dışına çıkarmayın de sıyrıl. Ne kadar zekice. Ve diyor ki bak menajerler bize dedi ki diyor yani bunu biz çıkartmadık dediler diyor. Ya oyuncu iyi bir oyuncu değil demek değil bu diyor. Bu demek değil ki biz oyuncuyu futbolcu olarak beğenmiyoruz demek değil. Bizim bu seneki kadro yapılanmamızda herkesin malumu 4 yabancı bir Türk forvetimiz var. Akıl mantık dışı böyle bir projeye girmemiz. Onun için bir kere daha söylüyorum. Biz bu transfer döneminde hiçbir zaman ilgilenmedik diyor. Ben de tamamen katılmamakla birlikte ilgilendik diyorum. İlgilendik ama anlattığım gibi. Yani Abubakar olayının %100 doğrusu bu şekilde arkadaşlar. Bakın Abubakar olayının %100'ü bu şekilde. İsteyen istediği gibi anlasın. Ha ben yalan söyleyecek değilim. Açın bakın videolarım duruyor. Videolarım duruyor. Ben şunu söyleyeceğim. 30 maçı tamamlarsa sözleşmesi uzayacak ama sakatlanıyor. Ne ilginç değil mi? Sonra milli takıma gidiyor sakat sakat orada oynuyor. Bir de şu şey var tabii. Bir 7-0'lık Hatayspor Blonk olayı falan vardı. Hani seni milli takıma aldırırım, oynatırım falan diye bir söylentiler çıktı. Sonra hiçbir savcı arkasına düşmedi. Herkes unuttu gitti.
Çok enteresan değil mi? Çok enteresan yani. Unutuldu gitti. Tarih tekerrürden ibaret. Yani Abubakar, ben söylüyorum, sinesine çekebiliyorsa Beşiktaşlılar, sinesine çekiyorlarsa duruşlarını düşünsünler. Yani. Şunu da söyleyeyim. PFDK Fenerbahçe'ye Çaykur Rizespor maçındaki saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası verdi. Ümraniye maçından da para cezası verir kesin. Hani taraftarımız gitmemesine rağmen ceza yeriz kesin. Çok ilginç. Onlar da bir yerde haklı. Niye? Yani 33 resmi maçta 75 gol atan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe forvetleri bu sezon resmi müsabakalarda 45 gol, 19 asist yapmış. Daha ligin yarısındayız. Sadece Batu Şuayi 14 gol, 1 asist yapmış. Hani şu beğenilmeyen Batu Şuayi. Hani şu şey yapan Batu Şuayi. Bu arada Jesus gerçeği. Yani Abubakar ve Jorge Jesus gerçeklerini de söyleyeyim. Hocam Jesus istememiş Abubakar'ı. Böyle bir durum söz konusu değil. Jesus bütçemizin farkında. Takımın profilinin farkında. Her gelen transferde önce Jesus konuşuyor. Bilginiz olsun. Her transferde Jesus konuşuyor. Onu söyleyeyim. Yani Jesus'un istediği kişiler alınıyor. İstemediği kişiler alınmıyor. Jesus şu kadar para verebilirsiniz. İhtiyacım var ya da yok diyor. Fenerbahçe yönetimi yapıyor. Şimdi Batshuayi mesela, eğer Beşiktaş Batshuayi alsaydı yere göğe sığdıramazdı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Hani Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın forvetlerini yere göğe sığdıramayan arkadaşlar. Fenerbahçe forvetinin 10 milyon euro piyasa değerine sahip olduğunu, Belçika milli takımının as forveti olduğunu, Chelsea, Crystal Palace, Valencia, Borussia Dortmund, Marsilya, Standard Liège gibi dev takımlarda oynadığını biliyor mu? Muhtemelen bilmiyordur. 1139 dakika. 1139 dakika. Arkadaşlar. 1139 dakika. Yani 13 maç desek 900 270 daha 1170. 13 maça çıkmış, 14 gol, 1 asist. Ama Icardi kadar konuşmazsınız. Ne bileyim, Maxi Gomez kadar konuşmazsınız. Niye? Çünkü Fenerbahçe futbolcusu olduğumuzda size göre değersiz. Bana göre değerli. Son maçta Valencia saçma sapan oynasa da bana göre değerli. Bu arada Beşiktaş demişken unutmadan, Beşiktaş yöneticisi Bilgihan Cenk Sürmen, şaibeler ile dolu geçmişi olanlar ligi bitirmeyiz deyip imtiyaz peşine düşerken bir bakıyorsun kullanmaya başlıyor demiş. Ben size ne dedim? Beşiktaş, Trabzonspor yukarı yaklaştıkça açıklamaların rengi değişecek, şekli değişecek, duruşu değişecek, pozisyonu değişecek diye. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Bakın Beşiktaş, siz Beşiktaş'tan böyle bir duruş bekler miydiniz? Ben beklemezdim şahsen. Çünkü Beşiktaş her türlü sıkıntılı durumda, yani her türlü sıkıntılı durumda kabuğuna çekilip tehlike geçince ortaya çıkayım diyen bir kulüptü. Bu açıklamayı çok hayret verici buldum. Çok şaşırdım. Ama dahası da gelecek. Dahası da gelecek arkadaşlar. Dahası da gelecek. Bekleyin. Çünkü lig kızışıyor. Herkes bir sürü yatırım yaptı. Galatasaray'da yatırım yaptı. Fenerbahçe'de yaptı. Galatasaray dünyaları yaptı. Baksana, adamlar çıkıp da devleti tehdit ettiler ya. Ya devlet kontrolündeki oynanan ligi oynatmayız, bitirtmeyiz dediler. Bu tehdit yaptılar. Ben şunu söyleyeyim. Eğer bak, eğer birileri büyük resme bakabilirse bu tehdidi yedirmeleri lazımdı. Yedirmeleri lazım. Açık ve net söylüyorum ya. Şöyle söyleyeyim. Okulları kapattırırız dedi. Ya da hastaneleri kapattırırız dedi. Aynı şey. Aynı şey. Ve bunu niye bu kadar hafife alıyorsunuz? Bunu Mustafa Hoca söylese ortalık 56 olur. Neyse. Fenerbahçe Beko'dan Bielisa paylaşımı geldi. Nenat Bielisa değil. Merak etmeyin. Nemanja Bielisa'nın bu hafta içerisinde kademeli olarak takım idmanlarına başlaması planlanıyor. Bireysel antrenmanlarından görüntüler atmışlar. Hani Beşiktaş'a da ben şeye şaşırdım yani. Siz bunları konuşur muydunuz? Niye cesaretlendiniz? Yani ne güzel kaymağını yiyordunuz bir şeylerin. Ya siz ne güzel Beşiktaşlı duruşunuz ile sessiz kalıp sadece Fenerbahçe'ye atıp tutuyordunuz ne oldu diye.
Jesus'un bir yere gittiği yok. Jesus'un Ali Koç'ta tartıştığı yok. Jesus'un Fenerbahçe'den kaçtığı yok. Jesus'un aklının Brezilya'da şurada burada olduğu yok. Brezilya'dan falan teklif de yok. Bilginiz olsun. Brezilya milli takımından falan teklif de yok. Bir şey söyleyeceğim. Sizin kafanızdaki Jesus eğer Brezilya milli takımından teklif alacak kadar iyi bir teknik direktörse sizin Jesus'a konuşacak ne rütbeniz var? Bu bir. İkincisi, diyelim Jesus Brezilya'dan teklif almadıysa siz niye iftira atıyorsunuz? Yoksa Galatasaraylı mısınız? Bu da iki. Takımımız dolu dizgin yoluna gidiyor. Yoluna devam ediyor. Dünya Kupası arasında çok aşırı yüklemeler yapıldığı için futbolcuların vücutları tam manasıyla bunu kaldırmıyor. Arda Güler de dahil birçok futbolcumuzun dinlene dinlene oynaması lazım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Durum bu şekilde. Yani durum bu şekilde. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.